Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Çağdaş Gazeteciler Derneği başta olmak üzere basın örgütleri basına sansüre karşı, o yasaya karşı, 2022 yılında çıkan yasaya karşı bir sessiz eylem gerçekleştiriyorlar. Biz de bu amaçla Bursa'da bir basın açıklaması yapalım istedik. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Deva Partisi İl Başkanı, İYİ Parti İl Başkan Vekili, Baro Başkanımız, Tabip Odası Başkanımız, evet, milletvekilimiz Orhan Sarıbal, evet, parti meclisini devreye giren, tebrik ediyoruz bu arada. Evet, kadın CHP, kadın kolları, evet, onlar da geldiler aramıza, şeref verdiler, bize destek verdiler. Aslında zaten sorunumuz şu, bu yasa her ne kadar basına karşı çıkarıldıysa da hepimizi etkileyecek bir yasa. Neden? Siz sosyal medyada bir şey paylaştığınızda halkı yanıltıcı bilgi vermekten suçlanıp içeri alınabilirsiniz. Dahası tutuklu olarak yargılanabilirsiniz. Son zamanlarda 29 gazeteci bu nedenle soruşturmaya uğradı. Dördü tutuklandı. Dolayısıyla başımızda, sadece bizim başımızda değil, aslında sosyal medya kullanan herkesin başında cellat gibi duruyor. Ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün alanı giderek daraltılmaktadır. AKP iktidarı 13 Ekim günü kabul ederek 18 Ekim 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan basın kanunu ile bazı kanunlara değişiklik yapılmasına dair kanunun bir maddesi özellikle gazetecilerin giyotini haline geldi. Maddeyi de okumak isterim size. 217A maddesi. Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak saikiyle, endişe, korku ve panik yaratmak. Peki bunu kim saptayacak? Dezenformasyon yasası diyoruz buna. Bir de bunu aslında ne yazık ki iktidar aparatı bir kurum saptıyor. Diyor ki bu dezenformasyon yapıyor. Mesela son dönemde bir örnek. Gazze'den 750 bin göçmen gelecek diye haber çıktı. Eğer bu haberi sosyal medyada paylaşırsanız takipata uğrayabilirsiniz, soruşturmaya uğrayabilirsiniz, gözaltına alınabilirsiniz. Haber aslında bir uyarıcı nitelikte de olabilir. Doğru da olmayabilir haber. Nitekim ama ne yapıyorlar? Batı basından alıntı yaparak gazeteci arkadaşlarımız öncelikle bu haberi verdiler. Maddeyi okumaya devam ediyorum. Ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse bir yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılır. Şimdi şöyle bir virgül koyacağım. Bakın 1957 yılına gidiyorum. Demokrat Parti de benzeri bir yasa çıkarmıştı. Orada tabii böyle bir şey yoktu da sosyal medya. Resmi sıfatı olan kişiler hakkında olumsuz bir izlenim yaratacak yayında bulunmak bir yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılır deniliyordu. Ve o yasa nedeniyle Ulucanlar cezaevi 1960 yılına kadar, 27 Mayıs'a kadar doluydu. Siyasetçiler, gazeteciler bu yasadan dolayı içeri yatmışlardı. Basına kelepçe vurulamaz! Evet, daha fazla uzatmak istemiyorum. Biz gazeteciler tarihin ön sıralarında oturan insanlarız. Tarihin taslağını yazıyoruz. Eski deyimle müsveddesini yazıyoruz. Dolayısıyla ama yazmak yetmez. Biz Çağdaş Gazeteciler Derneği olarak sadece yazmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda haklarımızı, haber alma hakkını korumak için mücadele ediyoruz. Onun için bu alanlardayız. Zaten sloganımız şudur. Gazeteciysen boyun eğmeyeceksin, boyun eğeceksen gazeteci olmayacaksın diyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.